Merhaba Migros TV izleyicileri. Bugün sizlerle masaya bakıyorum da ne mi konuşacağız? Kolik bebek diyoruz efendim. Bilenlerin, tecrübe edenlerin Allah korusun dediği, bilmeyenlerin de merak içinde olanlar için de nedir bu kolik dosyasını deşiyoruz bugün. Kolik aslında bebeğin aşırı uyarılmış hali, tiz ağlamaları. Peki bunlar neden kaynaklanıyor? Neden ortaya çıkıyor? Yeni doğan bebekler ilk 2 hafta boyunca dışarıdaki uyarıları emen bir özellikleri var. Ama o muhteşem 2 hafta geçtikten sonra ise bu emen özellik gidiyor. Yerine dış dünyadaki uyaranları, ışık, ses, gürültü, farklı farklı bir sürü yüz eklenince de ortaya bebeğin aşırı uyarılmış hali, kolik çıkıyor. Peki koliğin tek nedeni aşırı uyarılma mı? Hayır, bunun altında annenin beslenmesinin de olduğu söyleniyor. Gazlı açıdan gaz yapacak yiyecekleri aşırı tüketmesi, bebeğin aşırı uyaranlarla karşı karşıya kalması, bir diğeri alerjik reaksiyonlar, bir diğeri bebeğin uyku düzeninin olmaması, bir diğeri emerken problem olması, yani emmede ağzından hava kaçması veya çok ağlaması, bunlar koliğin nedenleri arasında yer alıyor. Peki bebeğinizi nasıl rahatlatacaksınız veya kolik diyebilmek için ne olması gerekiyor? En azından 3 gün üst üste her gün aynı saatlerde olan huzursuzluk hali, ağlama hali ve 3. aydan sonra bitmesi bekleniyor. Bu 3 kuralı önemli bizler için. Peki bebeğinizi rahatlatmak için neler yapacaksınız? Bunlar için ihtiyacınız olan şeyler sağlam bir bünye birincisi. Çünkü annelerin hayatını ve babaların da hayatını zorlaştıran en zorlu süreç kolikli bebek gerçekten. Bunlar için ne yapacaksınız? Rahatlatıcı yöntemler 1. Ev şartlarında neler yapabileceğiniz. 2. Sizin emzirmenizle ilgili düzeltebileceğiniz şeyler neler? Üçüncüsü prebiyotik, dördüncüsü de ilaç tedavisi olarak gruplandırabiliriz. Peki biz ev şartlarında neler yapabiliriz bebeğimizin rahatını sağlayabilmek için? Birincisi, rutinler çok önemli çocuklarda. Gündüzün gündüz, gecenin gece olması. Bunun dışında olabildiğince o saatlere sadık kalabilmek ve bebeğinize konuşmak, nazikçe, şefkatle dokunmak, göz göze teması kaybetmemek, sarılmak, göğsünüzde tutmak, onunla birlikte yürümek, her emzirme sonrasında mutlaka ve mutlaka gazını çıkartıyor olmak, sağ yanına doğru yatırmak ve de sararak taşımak, sarmalayarak taşımak, sealing dediğimiz. Bunlar bebeğinizi rahatlatıcı yöntemler. Peki çok çok huzursuz. O zaman ne yapıyoruz? Saç kurutma makinesinin sesi müzik niyetine ona çok iyi gelecektir. Bir diğeri telefonunuzda aplikasyon olarak da indirebileceğiniz ya da kullanabileceğiniz white noise ya da kendi evladı kolik olduğu için ona bir kolik albümü yapan Buzik Orhan dinletebilirsiniz. Bunun dışında ise en sıklıkla kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi ise bebeğinizi sarıp sarmalamak, bebeğinizi giymek. Sealing yöntemi. Aynı zamanda annenin elleri serbest kaldığı için dinlenme fırsatı da veriyor kendisine. Şöyle bağlıyorsunuz efendim sealinginizi. Hızlıca gösteriyorum. Anne, baba fark etmez. İkisi de çok rahat bunu kullanabilir ve sonrasında bununla birlikte dışarıda da soluğu alabilirsiniz. Kolik bitti, sonra diş sancıları geldiği dönemde de bebeğinizi giyme metodunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle bir çapraz yaptım. Bebeğimi içine oturtuyorum. Zaten yeni doğan bebeğiniz minicik, küçücük ve çok uyumlu. O saatler geliyor, yaklaşıyor dediğinizde bebeğinizi şöyle başında yana doğru çeviriyorum. Sealing'in içerisine alıp
hafifçe sallanarak anneciğim güneş geçecek. Hafifçe sallanma hareketleriyle onu rahatlatabilirsiniz. Sizin teninizde sıcaklığı ve kokuyu alacağı için aynı zamanda bu sarıp sarmalanma hissi ona kendini anne karnında hissettireceği için ve hafif sallanmalarınız yine aynı titreşim etkisini vereceği için onun rahatlamasına sebep olacak. Aynı zamanda bu imkanınız yok ya da eliniz ayağınız dolaştı, yapamayacak gibisiniz. Bebeğinizi alın dışarıya çıkın. Temiz hava ona iyi gelecek. Ya da aracınıza otokoltuğuna onu bindirerek dolaştırabilirsiniz. Ya da bebek arabasında dolaştırmak. Onu rahatlatacak en güzel yöntemlerden bir tanesi. Bir diğeri ise dedik ki probiyotikler. Yani probiyotik dediğimiz bağırsak içerisinde yaşayan yararlı bakteriler. Bu yararlı bakterileri ekstra eklemek için probiyotik desteği yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda medikal tedavi olabilir. Medikal tedavide ise doktorunuzun söylediği ilaçları kullanmanızı öneriyorum.